Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, Nisan ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, evet Nisan ayı çift retrolu bir ay. Dolayısıyla biraz işlerin yavaşlayabileceği, durgunlaşabileceği bir ay. Gezegeniniz Merkür de 10 Nisan'dan itibaren Boğa Burcu'nda retro harekete başlayacak. Venüs retrosu 15 Nisan'a kadar devam ediyor. 3 Nisan'dan itibaren Koç'tan ayrılıp Balık Burcu'nda retroya başlayacak. 6 Nisan'da Satürn Yay Burcu'nda retro harekete geçiyor. Evet, tabii ki bu kadar retro özellikle ayın ilk yarısını biraz daha kısıtlayabilir. Biraz daha günlük hayatınızı yavaşlatabilir, zorlayabilir. Seyahat planlarınız varsa bunlar gecikebilir. Ticari konular, uluslararası işler, eğitimle ilgili konularda rötarlar olabilir. Mars da Boğa Burcu'nda. Bir yandan da özellikle eğitim veya uluslararası konularda daha fazla meşguliyetiniz var bu dönemde. Bazılarınız da medya ile, basın, yayıncılık ile ilgili işlerle uğraşabilirler. Ancak Merkür'ün de aynı alanda retro olması, bir yandan Venüs'ün retro olması bir şeyleri de geciktiriyor. Sonuç almakta zorlanıyorsunuz. Aslında çok da acele etmemekte fayda var. Retro dönemleri şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Belki de bunları tekrar gözden geçirmelisiniz. Bir şeyler eksik ya da daha iyi olabilir. İşte bu kadar retro varken gökyüzünde siz de uğraştığınız işleri, üzerinde çalıştığınız projeleri tekrar gözden geçirip bunları tamamlayabilirsiniz. Belki de yurt dışı bağlantılı konularda yeni fırsatlar çıkabilir. Belki medya ile ilgili konularda bazı yeni açılımlar olabilir. Hukuksal işlerinizde yeni şeyler öğrenebilirsiniz ya da bazı yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 11 Nisan'da Terazi Burcu'nda bir dolunay var. Uranüs'ün etkili olduğu bir dolunay bu. Bir yandan Güneş-Plüto karesi de etkinleşmiş olacak. Terazi Burcu para evinizde olacağı için parasal konularda biraz stres yaratabilecek bir dolunay. Bir yandan da haritanızın aldığı etkilere göre sürpriz bazı beklemediğiniz gelişmeler de olabilir bu dolunayda. Sürpriz gelirler olabilir. Hani gecikmiş, bir tür, belki de umudunuzu kestiğiniz, beklediğiniz ama bir türlü gelmeyen bir para, böyle bir retro etki de karşınıza gelebilir, elinize geçebilir. Yeni konular için acele etmemekte fayda var. Yani yeni bir alışveriş, yeni bir yatırım, yeni bir iş ortaklığı, yeni bir ticari anlaşma. Bunlara temkinli yaklaşmalısınız, incelemelisiniz, araştırmalısınız ama harekete geçmemekte fayda var. Çünkü gezegeniniz de retro, Venüs retro. Ama geçmişle ilgili konuları toparlayabilirsiniz ve sonuçlandırabilirsiniz. Zaten dolunay bir sonuç alma dönemidir. Sizi de en çok finansal konularda bu etkileyecek. 15 Nisan'dan itibaren Venüs'ün düzelmesi para evinizde yönettiği için size büyük bir rahatlama getiriyor. Balık burcunda olacak bu ileri hareket ay sonuna kadar. Özellikle 15 Nisan'dan sonra ay sonuna kadar parasal konularda sizi sıkan koşullar rahatlayacak. Bir nefes alabilirsiniz. Gerçekten sevgili Başaklar, hem de 7. evinizde olacağı için bu Venüs işbirliklerinden, ilişkilerinizden, ortaktan, eşten, partnerden gerçekten fayda görebileceğinizi, keyif alabileceğinizi gösteriyor. Maddi manevi destekler var. 20 Nisan'dan itibaren Güneş'in Boğa Burcu'na geçmesi artık sizi tam olarak destekleyecek. 26 Nisan'da Boğa Burcu'nda da yepyeni bir ay doğuyor. Nisan sonu ve özellikle Mayıs ayında etkili olacağı için Boğa yeni ayı artık yurt dışı hedefleriniz, yayıncılıkla ilgili konular, yüksek öğrenim akademiyle ilgili konular, akademik konularda gerçekten yenilikler getirecek, yeni açılımlar getirecek. Mars'ın ikizlere geçmesi ayın son haftasından itibaren sizi biraz daha mücadeleci hale getirecektir. Kariyer alanında daha fazla ataklaşıyorsunuz, daha fazla mücadele edeceksiniz. Çok fazla konuşmalar, görüşmeler, toplantılar, işle ilgili seyahatler bu dönemde artabilir sevgili Başaklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.